gidiyoruz. Türkiye. Sabah 7 itibariyle çıktık. Saat şu anda 10.30. Ve neredeyiz? Nürnberg'e yaklaştık. Yollar boş. Uzun zamandır dinlemiyorduk. Özlenenler Aralık'ın 19'u. Haftalık tatili değerlendirmek için. Oğlumun da doğum günü var. Buradan onun da doğum günü kutlu olsun. Yol çek de bakalım ne oluyor yolda. Balıkesir'den mesajını aldım. Selam olsun. Erdal Temelli kardeşime sevgiler. Ve son olarak da sevgili Beruş'un Avusturya'dan mesajını aldım. Sıradaki bu güzel şarkımızı sizlere de armağan ediyorum. O halde diyoruz. Aç sesini kardeşim. Gelince 5 saat Tompa'da girişte bekledik Sırbistan'a. Yaklaşık bir 4 saatte Avusturya'dan Macaristan'a giriş bekledik. Yazından daha kötü yani. Yazınki sıralardan daha kötü. İlerlemiyor. Yani gece boyu bekledik işin öz Türkçesi. Akşam normal planlarımız içerisinde otelde konaklamak vardı Sırbistan'da. Ama şu an saat 7.40. Almanya saati 7.40. Ona da pek gerek kalmadı. Ya çok giden var yani. Almanya plakalı, İtalya plakalı, Fransa plakalı, Belçika plakalı. Müthiş dolu yollar. Yani bilmiyorum. Bulgaristan'a girişimiz nasıl olacak? Orası da sanırım evet, şu anda bir tane Almanya H plakalı. Neresi bilmiyorum. H şehri neresi oluyor? Geçti Mercedes, hayırlı yolculuklar ona. Evet, Belgrad'a doğru gidiyoruz. Bir tane BMW geliyor. Bu Slovakmış. Yani Röske sınır kapısı yoğun olacağını düşünerekten Tompa'ya yöneldim. Ama Tompa'da kilometrelerce şitağı vardı. Bir tane bağ plakalı bir abi gidiyor. Bağ. Hiç bulmadım, görmedim. Yani demek istediğim sanki yazın gibi tankşitereler gene aynı şekilde zincirlerle dolu. Ya şu an için burada her şey yolunda Sırbistan'da. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Evet. Ferdi abi dinledikten sonra
birkaç bilgi vermek istiyorum. Dün sabah 7 itibariyle yola çıktık. Almanya'yı yani çok güzel geçtik diyebilirim. Tam Passau sınıra 16 kilometre kala kaza varmış. Yaklaşık olarak 2 saat orada ştağda kaldık. Otobandan çıkıp şehir içinden devam ettik. Neresinden tekrar otobana girdik. Gece boyu beklemeyle gümrüklerde geçti zamanımız. Sabah da yaklaşık 7.30 gibi falan Sırbistan'a girdik. Şu an Sırbistan'dayız. İstikamet Niş'e doğru. Sırbistan'da OMFO'dan mazot aldık. 153 dinar litresi mazotun. Takriben 1.35 euroya falan geliyor. Yani pahalı. Daha sonra birinci gişede ödeme yaptık. Birinci gişe Belgrad'ın çıkışına kadar olan gişe. 5.50 euro karşılığı 630 dinar. Şu an ikinci gişede kartımızı çektik. Devam ediyoruz. Bakalım ilerleyen zamanda neler bizi bekliyor. Gümrüğü çok merak ediyorum gerçekten. Sırbistan çıkışı, Bulgaristan girişini ve Bulgaristan çıkışını, Türkiye girişini gerçekten merak ediyorum. Türkiye girişinin pek yoğun olacağını zannetmiyorum. Lakin plakalı falan da çok yollarda. Bakalım gümrükte çekim yapacağım tekrar. Şunu söyleyeyim. Koronayla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Onlarla alakalı bir inceleme veya kısıtlama herhangi bir şey yok. Sadece Macaristan'da transit geçiş yapacaksınız dediler ve yani durmadan herhangi bir yerde konaklama veya başka bir çeşit şekilde kalmadan devam etmek gerekiyor. Sırbistan'da herhangi bir şey yok. Avusturya'da aynı şekilde. Evet, istikamet dediğim gibi Niş'e doğru, yaklaşık 180-170 kilometre var Niş'e. Şu anda Margarita Dinat 1290. Tamam. 1290. Al bakalım abla. Ya.
Sırbistan çıkışına geldik. Her zamanki gibi cam siliciler burada. Silme la silme. Allah Allah. Yok, bunlar silmeden anlamıyor maalesef. Siliyor gene. De belli değil. Şimdi para vermeyeceğim. Ne diyecek bakalım. Merak ediyorum. No money. No money. No money. Thank you very much. Neyse, parayı aldı yani, anlamıyor adam. Konuşmuyor. Sağır dilsiz mi acaba? Yengeden kahve alsam mı ya? Bak ya. Nereye gideyim? Beklediğim kadar olmadı burası. Ben daha fazla yoğunluk bekliyordum. Demek ki Bulgaristan'a giriş yapan kişi fazla değilmiş. Selam Şahin eşliğinde gümrüğü bir geçelim bakalım nasıl olacak. Bir tanem,
alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım sevilmeye, sevmeye. Her sabah uyandığımda seni bulurdum yanımda. Yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor. Evet, 12'de Bulgar gümrüğüne geldik. Yaklaşık 20 dakika oldu. Kaç araba kaldı önümüzde? 1, 2, 3, 4 araba var. Yani bu da demektir bir 10 dakika daha. Yani bu mevsimde de bir yarım saat bekleme süresi oluyor. Biraz önce de söylediğim gibi daha fazla kişi bekliyordum ben burada ama hadi bu da şansımız olsun. Yarım saat, 10 dakikada Sırbistan'a geçtik, 15 dakikada, 45 dakikada Bulgaristan'a giriş yapmış olacağız. Evet, sıra bize gelmek üzere. İki arabalar, kamerayı kapatalım. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Evet, şu anda Bulgaristan topraklarına girdik. Burada da yol çalışması devam ediyor. Şu anda Sıla yolculuğundaki tek sıkıntılı bölge burası. Ama burası da yan tarafta belki gördünüz. Bu. İnşallah 2 seneye biter diye düşünüyorum. Sonrasında komple otoban olmuş olacak. İleride sanırım belli bir bölümü bitirdiler. Açıldı orası. Geçen yazın, yani bu yazın, geçtiğimiz yaz
gitti. Evet, burada da başlamışlar çalışmaya. Abi 2 senelik zaman var. Niye sakin sakin gidiyor böyle? İlerleme var. Bunlar yazın yoktu diye hatırlıyorum. Artık soğuyacağız. Asfaltlamışlar. Yani bu yazın buraya kadar açılır diye düşünüyorum. Buradan ilerisi Sofya'ya kadar yapıldı mı onu bilmiyorum tabii ki. Polis bekliyordur. Öyle geliyor bana. Selamlar. Evet, onun video çekiyor. Burası da yazın tamirdeydi. Buraya açmışlar. Görüldüğü üzere güzel olmuş. İki gidiş, iki geliş. Otoban şeklinde yapmışlar. Güzel. Yani az bir kısım kalmış orada. Ne kadar bir 5-6 kilometrelik bir kısım var. Orasında 2 sene içerisinde biteceğini düşünüyorum. Ondan sonra Almanya'dan ta ki Türkiye'ye kadar komple otoban olmuş olacak.
Burası Sofya'ya giden yol, o eski gidiş geliş olan, bazen iki şerit gidiş tek geliş, bazen de iki geliş tek gidiş olan bölüm. Yaklaşık buradan Sofya'ya 40 kilometre falan var sanırım.4 saatin ardından şu anda Bulgar gümrüğünden geçtik. Türkiye tarafına metreler kaldı. Devam etmekteyiz. Sonunda memlekete kavuştuk. Güzel bir duygu tabii ki. İnşallah 3 hafta tatilden sonra geri döneceğiz. Var Medine dokunma.